Selamlar, ben Döndü Toker, mağarama hoş geldiniz. Bugün pandemi süreçleri ve bunun komplo teorilerine bağlanan kısmını çok kısaca bahsedeceğiz. Elbette ki bunları saatlerce anlatsak belki de işin sonunu yine sorularla bağlayacağız. Yani cevaplara ulaşmaktan ziyade, ama yine de küçük bir farkındalık olsun ya da hali hazırda düşündüğümüz şeylerin bir altını çizelim istedim. Şimdi pandemi sürecini çok uzun uzun konuşabilirdik, fakat sizin de bildiğiniz gibi hepimizin çok farklı farklı deneyimleri oldu. Kimimiz çok farklı hobilere başladı. Kimi ekmek yapmaya, bisiklet kullanmaya, müzik yapmaya, hayatında yapamadığı şeyleri görmeye, düşünmeye başladı. Aynı zamanda engellenmişliklerden ötürü, yani sosyal hayata katılamadığımız için normalde gündelikte değer vermediğimiz her şeyin kıymetini anladı. Onun dışında da işin sosyolojik ve ekonomik çok fazla çıktısı oldu. Dükkan kapatanlar, iş yerinden çıkarılanlar, zarar edenler. Bu süreçten tabii faydalanan da küçük de olsa bir kesim oldu. Ve velhasılı dünyayı kasıp kavuran, hiç yaşamadığımız bir virüs döneminden geçtik. Covid-19 pandemi, korona andığımız şekiller. Peki bu süreçte ben şunu konuşmak istiyorum. Komplo teorilerine ne kadar inanmalıyız ya da ne yapmalıyız mevzusu. Burada bir komplo teorisi uzmanı değilim. Sadece ben de bir sosyolog, bir araştırmacı, bir akademisyen olarak dinliyor ve yorumlamaya çalışıyorum kendimce. Burada özellikle dikkat çeken yorumlardan bir tanesi ekonomistin kapakları mevzusu. Mutlaka duymuşsunuzdur bir yerde, çünkü çok fazla gazete ve sosyal mecra bunun haberini yaptı. Buna göre özellikle benim dikkatimi çekenlerden bir tanesini söyleyeceğim size. Bu da ekonomistin, eğer montajda koyabilirsem koyacağım ama koyamazsam da alta mutlaka link vereceğim görmeniz için. Ekonomistin meşhur bir kapağı oldu. O da bir aile resmediliyor orada. O ailede anne, baba, çocuk ve yanlarında da dikilen ve gerçekten eski Mısır kedilerine benzeyen, çocuk hariç herkesin gaz maskesi taktığı bir illüstrasyon var. Ve bu ailenin arkasında 7 tane asılı resim var. Bu resmin her biri yaşanacak ileriye dair bir kehanet biçiminde felaketlerin habercisi olarak resmedilmiş. Bunları inceleyen uzmanları dinlersiniz. Ama benim söyleyeceğim şu. Mesela o kapakta söylenene göre pandemi sadece bu işin küçük bir başlangıcı. Normalde dünyanın zaten nüfusu hem indirilmeye çalışılıyor, hem dünyanın ekonomik ve siyasal olarak dengelerinin değişmesine uğraşılıyor. Bu yüzden de salgın bunun sadece küçük bir habercisi deniliyor. Bu yaygın görüşlerden bir tanesi. Peki tabii biz buna İnanacağız mı? İnansak ne olacak? Yani dünya işte apokaliptik bir yere gidiyormuş gibi, yani yarın ne olacağımız belli değil diyerek hiçbir şey yapmayacağız mı? Bu iş böyle değil tabii ki. Komplo teorilerini dinleyeceğiz ya da bu işin uzmanlarını dinleyeceğiz. Sürecin sonraki sonuçlarına dair, işin sosyolojik boyutlarına dair düşüneceğiz. Düşünebildiğimiz kadar, herkes algısı, zaman olduğu kadar buna kafa yoracak. Fakat bir şekilde hayatımıza devam edeceğiz. İşimize, gücümüze, düşünmeye, üretmeye, emek vermeye, işçiysek işimizi yapmaya devam edeceğiz. Fakat bir yanımızda, hep kulağımızda açık olmalı. Çünkü gerçekten de bu süreç bizim için belki çok büyük gözüküyor. Daha ne olacak diyoruz. Yani sokağa bile çıkamıyoruz. İstediğimiz gibi, tamam şu an birazcık daha fazla sosyalleşmeye başladık ama bu işte ikinci bir vurgunu getirebilir diyoruz. Hali hazırda başladı diyoruz. İşte verilen rakamlar
doğruyu yansıtmıyor, aslında çok daha fazla hasta var diyoruz. Yani kafamız bununla birlikte çok da karışık. Fakat bu bizim yaşamamızı engelleyemez. Her birimiz bilinçlenmeye devam edelim, süreçle ilgili bilgi almaya devam edelim. Ama ne üretmeyi, ne insanlıkla ilgili değerlerimizi, sorumluluklarımızı kaybetmememiz gerekiyor. Bunu bir hatırlatma videosu gibi yaptım. Ama bundan sonraki zamanlarda inşallah işim birazcık daha, hani biraz daha sosyolog gözüyle bir değerlendirmesi şeklinde bir şey yaparım. Ama bir yandan sıkıcı da olmak istemiyorum. Çünkü çok konuştuk, çok bıktık artık. Siz daha da ne duyacağız diyorsunuz. Çünkü önemli olan günün sonunda, yani yarın da hayatımız bitebilir. Hiç hakikaten hiçbir şeyin garantisi yok şu hayatta. Hele ki yeni dünyanın düzeninde, yani kapitalizmin, garantisizliğin, bu artık postmodern bir dünyanın düzeninde hiçbir şey garanti değil. Bir anda işten çıkarılabilirsiniz, paranızın değeri düşebilir, ülkenizden çıkamayabilirsiniz, bir savaş patlak verebilir ya da çok daha mikro küçük şeyler olabilir. Ve siz hareketsiz kalabilirsiniz, 5 dakika sonra ölebilirsiniz vesaire vesaire. Bunları iç karartmak için söylemiyorum bu arada. Sadece bu kadar kısa olabilecek bir ömür ya da ne olacağı belli olmayacak bir şey için endişelenmek yerine bu kısa olabilecek vakti kıymetli geçirmek aslında. Yani pandemidir vesairedir, Covid'dir, şudur budur, hepsi bizim hayatımızda, bizi ilgilendiriyor. Bilinçlenmeye devam edelim ama hayatımızı ve insanlığımızı kaybetmeyelim. Bir diğer mevzuda önemli olan bir mevzu şu: bu süreçte evet dijitalleşmeye yöneldik ki muhtemelen zaten bu süreç sonrası, belki de sürecin amaçlarından bir tanesi zaten dijitalleşmeye, yeni bir düzenin kapısını açmaya yaradı. Bunu istediler ya da, ama bu dijitalleşme bize realitenin gereklerini ya da realitedeki duyarlılığı unutturmasın dilerim. Çünkü sosyal medyadan dünyayı kurtararak bir şeyi başarmıyoruz. Hala çok fazla şiddet olayları, istismar olayları, yoksulluk ya da pandemiden önce var olan tüm sosyal problemler devam ediyor. Bunlar için dilerim ki el ele daha pratikte, daha hakiki şeyler yapmaya gayret edelim. Biraz nasihat, lütfen nasihat gibi algılamayalım. Size söylediğim her şeyi kendime de tekrarlıyorum aslında. Yani size söylerken gelinim sen anla diye de bir şey yapıyorum. O yüzden de lütfen izleyelim, öğrenelim ama temiz kalalım diyorum. Bu videoların devamı gelecek. Gelmesi için lütfen ama lütfen abone olmayı unutmayın ve videoları beğenip yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yorumlarda saygı ve sevgi çerçevesinde her şeyi yazabilir, sorular, öneriler, eleştiriler yapabilirsiniz. Benim sevgili tanıdıklarım sağ olsunlar, onlar daha ziyade videonun altına güzel yorumlar yapıyorlar. Eğer negatif bir eleştirileri ya da yapıcı bir eleştirileri varsa da bunu özel mesaj olarak atıyorlar sağ olsunlar. Onlara da minnettarım. Herkese güzel, aydınlık, pandemi geçmese bile, bu süreç geçmese bile insan olduğumuz çok güzel, aydınlık bir süreç diliyorum. Kendinize güzel bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.